Evet, bir önceki videomuzda peynir protez çeşitleri hakkında konuşmuştuk. Kabaca 3 başlık altında incelendiğini söylüyoruz. Birincisi tek parçalılar, ikincisi çift parçalılar, üçüncüsü ise 3 parçalılı peynir protezler olarak bahsetmiştik. Tek parçalı bu videoda size tek parçalı peynir protezlerin avantajları ne, dezavantajları ne, niçin tercih ediliyor? Bununla ilgili kısa bilgi vermeye çalışayım. Tek parçalı peynir protezlerde isminden belli anlaşıldığı olduğu gibi kavernöz doku dediğimiz penisteki süngerimsi tabakanın içerisine iki tane var bundan. Bir sağa bir de sola olmak üzere iki adet yerleştiriliyor. Başka bir aparat ya da başka bir cihaz yerleştirilmediğin tek bir aparat protez yerleştirilmiş oluyor. Bu nedenle ismi tek parçalı. Avantajı ne diye baktığımız zaman avantajı şu: aslında cinsel birleşme için yeterli ve tatmin edici bir birliktelik sağlıyor, sertlik sağlıyor. Yani hem hastayı hem partnerini memnun edebilecek düzeyde bir sertlik sağlayabiliyor. Fakat dezavantajı nedir diye baktığımızda, ha, bir başka avantaj olarak belki şunu da söylememiz lazım. En önemli avantajı belki maliyet olarak diğerlerinden çok daha uygun bir fiyat olarak geliyor. Bildiğiniz gibi peynir protezlerin neredeyse, daha doğrusu tamamı yurt dışından gelen ürünler bunlar. Ve bu ürünlerin ciddi fiyat farklılıkları var birbirleri arasında. Bu nedenle en önemli avantajının tek parçalı kullanmanın en önemli avantajının maliyet olduğunu söyleyebilirim. Daha düşük olması hasebiyle. Peki dezavantajı ne? Yani hani niçin takmasak, acaba takmasak mı diye baktığımızda genellikle en önemli sorun sürekli bir rigidite, yani sürekli bir sertlik halinin devam ediyor olması en önemli bir dezavantaj olarak karşımızda duruyor. Çünkü biz şunu istiyoruz. Yani normalde kişi cinsel aktivitede bulunacağı zaman penis sertleşsin, ama daha sonradan tekrar inik bir vaziyete hale gelip ondan sonra kişi normal sosyal hayatına devam edebilsin. Tek parçalılarda ise maalesef bu imkan yok. Bir penis var ve bir sertlik var. Protez yerleştirildikten sonra sürekli sert olarak duruyor. Ve bu sürekli sertlik özellikle hastalarda günlük sosyal yaşam içerisinde taşıma ile ilgili problemler oluşturabiliyor. İşte bazen sosyal sebepler de olabiliyor. Mesela işte çocuğumu, torunumu kucağıma alamıyorum, rahatsız oluyorum diyenden, günlük spor aktivitelerini rahat yapamıyorum şeklinde şikayet eden hastalara kadar değişik şekillerde kullanımdan ziyade, fonksiyondan ziyade taşıma ile ilgili problemler oluyor. Peki hiç takmıyor muyuz? Elbette takıyoruz. Çünkü dediğim gibi maliyet nedeniyle bazı grup hastalar bunu tercih ediyorlar. Peki nasıl taşıyorlar? Onlar genellikle baş uç kısımlarından aşağıya ya da yukarıya doğru eğilebiliyor. Ya aşağıya doğru eğerek yani pantolon, geniş pantolon giymek suretiyle, ya da yukarıya doğru hafiften kaldırarak kemerle sıkıştırmak suretiyle kişi güncel aktivitesine devam edebiliyoruz. Yani sosyal yaşantısını bu şekilde sürdürebiliyor.